Ve şimdi artık nasıl bir sizansa kalkacak?
ve sonunda koparıp kokladığı elmayı ayakları altında ezecek. Sevgilim, ey biricik sevgilim. Ne de çok kara bulut var güneşin konukluğunu bekleyen. Uçuş düş dediğim bir yolda bir gün kokuş belirdi. Sanki yeşil hayal çizgilerindendi. Sanki esintinin şehvetine kapılmış taze yapraklar. Pencerenin lekesiz o mor yalaz damlasının masum düşüncesinden başka bir şey değil. Neyse, kendimi bilmeyi unutma. Hep kötü oluyorlar. İçki güzel herhalde. Hep aynı masal anlatırdı babam. Merhaba, ben geldim. Sen de kimsin? Ben onlar saparsın. Sonra ormanda kurtla karşılaşırsın. Sonra da başına bir sürü saçma sapan şey gelir. Büyük anne, büyük anne. Senin gazların yalan kokular büyük. Ateş ederek öldürdü. Manisa'da 45 yaşındaki İ.H. 33 yaşındaki karısı Ş.H.'yi banyoda duş yaptığı sırada sırtından bıçakladıktan sonra evi ateşe verdi. Bir varmış, bir yokmuş. Hiç varmış, hiç yokmuş. Dereler tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sağlar iken. Kızların yaşadığı yerler ev, kızların yaşadığı yerler bulunanken, Rapunzel kuleye kapalıyken, pabucu yarım dışarıda oynayamazken, çocukluğu olmayan kadınlara prenses denirken, kızlar usluyken, çok usluyken, anneler ölüyken, çok ölüyken, üvey anneler kötüyken, çok kötüyken. İki dakikamızı daha alalım. Kadınlara kurşun değil çiçek atın mı diyorsunuz? Ya köy ana sınıfına yardım olarak gidecektir. Katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim.